Ediyorum arkadaşlar. Arif abi bir şey hatırladım şimdi, onu hemen küçücük anlatacağım. Şimdi bu Nar Ağacı'nı okuduğum albümü yaparken Adem kulaklar için nasıl geldi, dedi ki işte bir türkü var Belkıs dedi, çok güzel, onu mutlaka koymalısın. Şöyle bir mırıldandı işte Nar Ağacı. Dedim tamam, bunu şey yapalım, alalım. Pendik'te Zekeriya Bozdoğan, evet. Allah rahmet etsin, oraya gittik, ondan aldık bu türküyü. Tabii. Onu da yine saygıyla, evet, sevgiyle yad edelim. Zekeriya abiden çok, tabii o bir dönem bayram aracılar, Zekeriya evet, abiler işte, onlar bir dönem bizden önceki kuşak. Hatta bizden bir önceki kuşak. Ve sen buna o güzel yorumunla tabii çok başka ama tabii ben o dönemler tabii onları örnek alıyordum. Onlar yok zamanda bu işi çok güzel yerlere getirdiler. Onları tabii aslında... Tabii onların emeğini... Tabii. Yani bugünkü teknoloji o zaman yoktu. İnkar etmemek lazım. Tabii. Bizler bugün bu işi yürütebiliyorsak onların açtığı tabii yoldan geldik. Ama mutlu ben diliyorum ki... genç kardeşlerim de aynı düşüncede olsunlar. Usta çırak ilişkisine, sevgi saygıya çok önem versinler. Bizden sonraki arkadaşlarım da aynı saygı içinde olsunlar istiyorum. İnşallah. Bazı şeyleri öğrenmek lazım. Tabii, bazı şeyleri lazım, hayata geçirmek lazım. Arif abi bir tane semah. Evet. Dinleyelim mi? Semahlar hakkında böyle çok küçük bir yorum yapabilir misin? Açıklama. Semahlar şöyle çok özet bir şey söyleyeyim. Semahlar aslında yani genel anlam itibariyle dini danslardır. Evet. Yani içerisinde ibadeti anlatır. Bizim ülkemizde de çeşitli inançlarda, çeşitli işte düşüncelerde, felsefelerde
semahlar vardır. İşte örneğin Alevilerde vardır. Efendime söyleyeyim, şimdi Mevlevilerin semahları vardır. Genel itibariyle bir takım inançlarda semahlar var. Evet. Bizim Anadolu'da da semahlar boyut itibariyle çok itibar gören müzik türleridir. Bugün bu banta koymuş olduğum semah biraz modernize etmeye çalıştık ama yani şeyini bozmadan. Tabii özünü, o duygusunu, tadını, kokusunu evet, bozmadan. Bu Nurhak semadır. Hı hı, hı. Böyle hoş oldu gibi. Mutlaka istersin, çok güzel onu olmuştur. Onu şimdi dinleyeceğiz. Tabii. Bir telefonumuz daha tabii varmış. Alo. Alo. Efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Arif hocam, sizlere saygılar sunarım. Böyle güzel program bekliyorduk efendim. Kadir sen. Uğur beyefendi evet arıyor. Efendim, evet efendim, İstanbul'dan arıyorum. Kadir evet. Uğur. Ben klasik olarak ben başarı dilekleri dilemeyeceğim. Çünkü siz başarının doruk noktasındasınız zaten. Çok teşekkürler. Ben bu başarının devamı için ancak sağlık ve afiyetli olmanızı dilerim. Sizlere, Arif hocaya, tüm ne güzel. Tarzı. En güzel dilek bu. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Efendim, sıradaki Türkiye istek olarak kabul ediyorum. Bütün Flash TV dinleyenlerine, izleyenlerine pardon, hediye ediyorum. Size de saygılar, sevgiler. Yüreğinize, bilerinize sağlık. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Kadir Bey. Değerli dostlar, bir teşekkürüm daha olacak. Zafer Dalgıç ve İskender kardeşim ve ben Kültür Bakanlığı mensubuyuz. Yasal olarak bizlerin yaptığı sözleşmede başka bir yerle çalışmamız yasak. Fakat biz bunu ilettiğimizde bunun bir kültür hizmeti olduğunu kabul ettiler. Kültür Bakanımız Sayın İstemihan Talay Beyefendi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Yaşar Doruk bize her türlü desteği vereceklerini söylediler. Bu desteklerinden dolayı ve bizi yüreklendirdikleri için kendilerine çok çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet Arif abi. Hislendim şimdi, çok duygulandım. Bir tane daha okuyacağım. Peki. Bir sen bir ben. Tamam, hadi. Türkü bombardıman. Hadi yarışın. Yavrumu okuyalım, yavrumu. Yavrumu. Biraz evet ağlatalım.
sensiz yavrum, 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 gınalı keklim yavrum, yavrum, gözlerim maralım yavrum, yavrum, bahtı karalım. Teşekkürler arkadaşlar. Ağzına sağlık. Evet, bu galiba senin şirketinde okumuştum ben bu türküyü. Bir zamanlar şirketim de. Al Yanaklım. Evet. Albümünde Zafer ile birlikte yapılmıştı. Evet. Ezgi yani. Fatih Kısaparmak, sözler Yusuf Hayaloğlu. Çok güzel bir türkü. Evet. Çok güzel bir ağıt. Diliyoruz analarımızın, babalarımızın yürekleri yanmaz. Ağda ihtiyacı olmaz inşallah. Olmaz. Evet. Arif abi, bir soru sana. En sevdiğin türkü hiç düşündün mü? En sevdiğin türkü ne? Yani en sevdiğim türkü pek öyle bir ayrım yapmadım ama yani bazı türküleri de severim. Ama en. Yani işte mesela bu ben sözleri Emrah'ın müziğinde ben böyle oluşturmaya çalıştığım bir türkü var. Sen de okumuştun onu. Salındı bahçeye. Salındı. Gitti çok mi söylüyorsun? Hoşuma gidiyor mesela. Ay, o zaman onu okuyalım. Onu okuyalım. Peki en sevdiğin türküdür. ben. En sevdiğim türkücü, hiç bu işin iddiasını yapmadan yani mutfakta türkü söyleyen analarımızdır. Evet. Çok doğru. Evet. Peki o zaman salındı bahçeye girdi diyelim. Peki. Bahçanın kapısını açtım, sandım ki
cennete düştüm. Bahçanın kapısını açtım, sandım ki cennete düştüm. Ben o dosttan ayrı düştüm, elin dilinden dilinden. Ben o dosttan ayrı düştüm, elin dilinden dilinden. Yarar ya, yarar ya. Arif abi, sana kötü bir şey söyleyeceğim. Program bitti. Ay nasıl bitti? İnanamıyorum. Ben ilk çıkarken bu iki saati nasıl aşacağım derken göz açıp kapayıncaya kadar iki saat geldi ve geçti. Şimdi kapanışı yapayım ama hemen kapatmayacağız. Yeşil Ördeği birlikte söyleyeceğiz. Evet sevgili türkü dostları. Umarım programımızı beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bundan sonra her cumartesi 8.30-10.30 arası sizlerle birlikte, gönül dostlarımızla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın, türkülerle kalın.
seni.